Herkese merhaba. Bugün bozayılar için kurduğum kapanıma gidiyorum. Yaklaşık 1,5-2 ay kadar oldu. Önemli bir bozayı geçiş noktasına kurmuştum cihazıma. Gece renkli çeken foto kapan kurdum oraya. Bozayıların güzel fotojenik karelerini almaya çalışıyorum. Epey bir zaman geçti. Artık bozayıların köy yakınlarına gelme zamanı bu aralar. Meyveler olgunlaştı. Her çeşit meyve var şu an. İlk başlarda bozayılar uyandıklarında tarla kenarlarında dolaşıyorlar. Ekinlerin yeşil hallerini yiyorlar. Fakat birkaç ay geçtikten sonra köy kenarlarına geliyorlar, meyvelik yerlere. İşte şimdi de tam meyve zamanı. Bakalım, inşallah güzel bozayı kayıtları almışızdır. Bunları sizinle de paylaşırım. Ben de çok heyecanlıyım. Gittiğim yer en sevdiğim mekanlardan biri. Fakat oldukça da fazla bozayı var. Epey de bir ürkütücü bir yer. Yolun yarısını tamamladım şu an. Az kaldı. İlerleyen yerler çok güzel. Orman içine girdikçe çok güzel yerler var. Oralardan da görüntüler paylaşacağım. Şimdi yola devam. Bozayı foto kapanlarına yolculuğumuz devam ediyor. Yükseldikçe yoldaki sis de artmaya başladı. Şu an epey bir sis var etrafta. Dün gece biraz yağmur düşmüş buraya. Hava da çok sıcak. İster istemez böyle olaylar yaşanıyor. Görüş mesafesi epey bir azalmaya başladı. Şu an gideceğimiz yere epey bir yaklaştık. Sis varken foto kapanın yanına bozayıların mekanda nasıl giderim bilmiyorum ama umarım birazdan dağılır. Biraz rüzgar var. Fakat sis çok yoğun. Bilmiyorum, bakalım, şimdiden düşünmeye başladım. Cihazın yanına nasıl gideceğim? Çünkü bu cihazın olduğu yerde yaklaşık 2 sene önce bozayıyla karşılaştım. Hayvan beni uyarmakla yetindi. Ben de direkt mekandan ayrıldım zaten. İnşallah şimdi sis yoktur ve cihazın yanına kolaylıkla ulaşabilirim. Araba girmiyor oraya maalesef. Bozuk bir yer. Ve yolun sonu olmayan bir yer. Yürüyerek gitmek gerekiyor. Bakalım, yolun bitiminde tekrardan kayda geçeceğim. Ona yaklaştıkça doğal güzellikler artıyor. Burada kısa bir mola verdim. Buraları sizlerle de paylaşmak istedim. Çok güzel yerler. Gerçekten doğal güzellikler. Fakat bakın, moloz yığmışlar buralara. Bunu buranın köylüsü yapıyor. Kendi yaşadıkları yeri mahvediyorlar. Maalesef burayı çirkinleştirmişler. Şu doğal güzelliğe bakın. Evet, ben geçen sene bu noktada gece gözleminde 3 tane ayı gördüm. Anne ve 2 yavrusu vardı. Şu noktanın az ilerisinde yol üstünde karşılaştım onlarla. Muhtemelen burada artıklara gelmişlerdi. Beni duyunca kaçmaya başladılar sanırım. Az ilerledi. Onlarla da karşılaştık. Evet, cihazım aşağılarda. Çok az yolum kaldı. Bu coğrafyada bütün hayvanlarla karşılaşmak mümkün. Çok güzel bir yer. Gözlemlere geldiğim bir yer burası. Hem kayalık hem sarp hem de bitkiyle kaplı olduğu için yaban hayvanları buraya sık sık uğruyor. Ve bu aralardan geçerken onları görüntüleme fırsatı buluyorum. Sevdiğim bir yer. Bakalım, şimdi foto kapanımıza devam edelim. Çok az bir yolum kaldı. Oraya vardıktan sonra görüntüleri paylaşmaya devam edeceğim. Fakat sis devam ediyor. Bilmiyorum aşağılarda nasıl. Şu an
Çok yoğun gözükmüyor. İnşallah tepenin ardında bir şey yoktur. Ben de rahat rahat foto kapanıma ulaşabilirim. Evet, kedi çıktı karşımıza. Çok güzel canlılar. Maalesef kullanılan tarım ilaçları, ilaçlı gübreler ve kaçak avcılık nedeniyle alandaki kirlilikler azalmaya başladı. Evet, şimdi fotokapanımızın olduğu mekana geldik. Ekipmanımızı toplayacağız ve cihazın yanına gitmeye çalışacağız. O kadar. Hop, bir keklik sürüsü daha. Sabah hepsi yollara inmiş. Benimle karşılaştılar. Evet, şöyle biraz içlere gireyim. Epey bir otluk olmuş buralar. Evcil sürüler gelmemiş anlaşılan. Evcil sürüler, keçiler, koyunlar geldiği zaman bu otlar bu kadar büyümüyor. Epey bir zamandır sürü uğramamış demek ki buraya. Şimdi şuradaki patikadan aşağıya foto kapanıma gideceğim. Sıkıntılı bir bölge. Dediğim gibi daha önce burada bir karşılaşma yaşamıştım. Aşağısı çok serin bir yer. Aşağıdan su geçiyor. Yoğun miktarda suyun sesi geliyor zaten. Ve ayıların yatakları bu aşağıdaki kısımda oluyor. Özellikle şu karşıdaki kavakların orada yatıyorlar. Ve sağ tarafta incirlikler var. Orada uyumayı tercih ediyorlar. Bakalım, ses çıkara çıkara cihazın yanına gideceğim. İnşallah güzel görüntüler elde etmişimdir. Ben de çok merak ediyorum. Evet, şimdi pillerimizi aldık, anahtarlarımızı aldık ve hafıza kartlarımızı aldık. Baltamızı yanımıza alıyoruz. Otları biçmek için veya bölgedeki uzayan diğer bitkisel materyalleri kırpmak için ve güvenlik tedbirimiz için tabancamızı da yanımıza alalım. Şimdi yola çıkalım. Patika üzerindeki otlar temiz. Yani burası kullanılmış aslında. Fakat evcil sürülere dair bir belirti yok. Yaban hayvanları da kullanmış olabilir burayı. Çünkü etraf otla kaplıyken yola çık. Biraz seslenelim burada. Hey! Ha! Ha? İlerisi çok sık olduğu için oraya yaklaşmadan buralarda bağırıp bir bozayı varsa onu kaldırıp alandan uzaklaştırmak amacım. Hey! Hey! Gerçekten
yaklaşırken cihaza çok tedirgin yaklaşıyorum. Daha önceden bir yaşanmışlık olmasa bu kadar tedirgin olmuyor insan da. Bir kere bir şey yaşayınca ne çıkabileceğini tahmin edebiliyorsunuz. Ondan sonra epey ürküyorsunuz. Evet, burada bir duralım. Şu materyalleri bir indireyim. Hey! Ha! Ha! Bakın aşağısı ne kadar sıklık. Bu içeride yatakları var. Daha önce şu kavakların yanında bir su deposu var. İşçiler su deposuna müdahale etmek için gittiklerinde kavakların dibinden bir tane ayı kalkmış. Tabii bütün malzemeyi bırakıp kaçmış adamlar ve birkaç gün oraya gidememişler korkudan. Geçen sene olmuştu bu. Ben de hemen arabayı bıraktığım yerdeydim. Hey! Ha! 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 Hey! Evet, bir tane kaplumbağa çıktı karşımıza. Otokapanımıza da geldik. Tam şu ağacın altında. Etrafı otlarla kaplanmış. Hey! Ha! Yaklaşalım bakalım. Cihaza geldim. Aşağıdan birkaç ses geldi ama gerçekten endişeliyim. Şimdi hemen anahtarını bulup fotokapına müdahale edeyim. Cihazı söktüm. Ortam gayet sessiz. Pili bitmiş cihazın. Hemen arkasını söküp görüntüleri kontrol etmeye çalışacağım. Bir yandan da gözüm hep bu noktada. Evet, bu dediğim gibi gece flashlı çekim yapan cihazım. Bu şekilde yamuk olduğu için ağaç, altına taş destekli kurmuştum bu cihazı. Ve şurası da geçiş patikası. Tam şöyle görüyor. Otlar büyümüş önünde. Bakalım bir şeyler var mı? Her yer kayalık, taşlık. Aşağıdan dere geçiyor. Güzel bir mekan. Ama son derece ürkütücü bir yer. Evet, şimdi arka kapağını çıkalım. Bakın arkadaşlar, yağışlı mevsimlerde özellikle cihaz nem yapmasın diye arkasına peçete koyuyorum. Mutlaka deneyin. İçindeki nemi bu peçete bastırıyor. Tavsiye ederim.
Şimdi hemen cihazın hafıza kartını kontrol edip çekime devam edeceğim.